Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir damızlık kümesimize geldik. Kuşlarımızı yemleyeceğiz. Havada bayağı iyi, bugün güneşliydi. Hayvanlar da taşa toprağa saldırdılar arkadaşlar. Yavrular bir taraftan büyüyor. Yeni yumurtalar var. Şu bizim uçum kümesinde yaptığımız, uçurduğumuz sazlı dumanlının kardeşi arkadaşlar. Bu biraz yanık büyüdü. Yanık büyüdüğü için de daha oraya götüremedim ama bayağı bir toparladı kendini. Bakalım inşallah daha da toparlarsa oraya götüreceğiz. Uçurmaya devam edeceğiz ama çok ondan bir şey olmaz. Çünkü yanık büyüyen yavrularda uçum performansı çok yüksek olmuyor. O yüzden o bizim için belirleyici olmayacak ama uçuracağız yine de. Yani çok büyük sürprizler beklemiyorum yani o kuştan. Ama kardeşten umutluyuz inşallah. Onun olmasının sebebi de şimdi o yavruyu beyazların altına koymuştum. Diğer yavruyu anasının babasının altında bıraktım. Fakat beyazlar güzel yavru büyütemiyor. O yüzden de o yavru da öyle şey büyüdü. Biraz böyle ezik büyüdü. Ben de onu yem takviyesi yaparak onu toparladım. Şimdi buradan bakarsak arkadaşlar bu dumanlı kirliyle Nudi'mizin altından gelen yavrumu size göstereyim. Ah geldi zaten. Şöyle bir koyu bir çakmaklı gibi bir şey geldi ama hafiften sanki böyle pası var gibi bir şey. Daha önce ben bu yavruyu çekmiştim. Şöyle tekrar çekelim. Ama zaten biz oyun kuşu bakıyoruz. Bakalım ne olur. İnşallah da o da uçacak. Ondan sonra şurada çok güzel bir tane misik yavrumuz var. Maşallah. Bakalım inşallah da güzel, sesi soluğu da yerinde. Dişiye de benziyor. Onların annesi de şu babası Miski. Babası sarı gözlerden. Yavruda da sarı gözlük var mı bakalım. Şöyle bir annesi de buradaki şu duman, şu boz dumanla. Ay, sağlıkları saatlerinde Allah'a şükür. Bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Dumanlar da yumurtaya kovalıyor. Bakalım inşallah. Şöyle çekelim. Şimdi şöyle. Evet. Şöyle bir yemleyelim de. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup da bizden selam bekleyen arkadaşlar var. Birinci olarak Hasan Turko, kanalın sahibi Hasan kardeşimiz var. Muhabbet kuşu ile ilgili videolar atıyor. İsterseniz dilerseniz videolarına bakıp abone olabilirsiniz. İkinci olarak da Tolga diye bir kardeşimiz var, güvercin sevdalısı. Onun da yine kanalına bakabilirsiniz. Şimdi bizden bu şekilde isteyen abonelerimiz var. Biz de onları kırmamak için en azından hem onlara selam olsun hem de diğer arkadaşlarımıza da buradan selam söyleyebiliriz. Örnek veriyoruz. Serkan kardeşim var işte Levent'te, Oyun Kuşu Performans kanalı. Ondan sonra yine Ferdi kardeşim var. Güvercin besleme kanalının sahibi. Yine Gebze'de oturuyor. Ondan sonra Bahçeşehir'de Mesut abi var. Sağ olsun, onlar da sıkı takipçimiz. Aleykümselam abi. Gel abi, gel. Gel. Ne yapıyorsun? İyidir. Kuşlara bakıyordu da şöyle bir. Videomu çekiyordu. Video çekiyoruz dedik, bir video atalım da. Arkadaşlar Yavuz abi daha önce size hiç tanıştırmadık. Şöyle Yavuz abi de çekelim. Yavuz abi de eski kuşçulardandır. O da sağ olsun buraya taşındı İstanbul'dan. Yanımıza da gelip böyle bizi hem muhabbet ediyoruz. Çok da güzel bir muhabbeti var.
Yavuz abi, kaç senedir kuşu bakıyorsun? Ya aralıklarla besledim de 7 yaşından beri besliyorum. 7 yaşından beri bakıyorsun. Yani bırakıp besledim. Daha önce nerede bakıyordun abi? İstanbul Esenler. İstanbul Esenler'de. Peki ondan sonra işte iş güç falan muhabbetine bu taraflara geldin. Yine yine bakmaya devam ediyorsun. Ne var şu an abi elinde senin? Mardin var, posta var. Mardin postalar da arkadaşlar, Yavuz abideki postalar da secereli kuşlar ve yarış postaları derece almış kuşlardandır. Şimdi şeylerin Mardinlerde ne renkler var abi şu an sende? O damarı nereden buldun? Nasıl o damarı mesela, neden mesela o şekilde o damarı kullanıyorsun, yani o damarı istedin yani? Arkadaşlarımızdan aldık genelde. Bildiğimiz soylar işte. Besliyoruz, uçuruyoruz, hoşumuza gidiyor, zevkimizi alıyoruz. Ya diyorsun bana zevk veriyor diyorsun. Yani oyun tarzı. O da bize yetiyor. Yavuz abi de bir tane beyazın videolarını atıyor Facebook adresine. Ben de oradan takip ediyorum. Daha gidip onun kuşlarını da ziyaret etme fırsatımız da olmadı. Ama güzel çıkıyor, güzel gidiyor. Daha da bayağıdır, 6-7 aydır yatıyor değil mi abi o kuş? 5 aydır yatıyor. 5 aydır yatıyor. Ama çok güzel, uzun kaçıyor. Bakalım inşallah, eğer ki tam böyle performansa geldiği zaman gidip çekeceğiz. Size izleteceğiz. Ya işte kuşçuluğun zaten en güzel tarafı dostluklar elde etmek. Yavuz abiyle biz şu bizim büyük kümesi yaparken tanıştık. Sağ olsun o bizi sevdi, biz de onu sevdik. Gelip gidiyor işte. En azından burada bir muhabbetimiz oluyor. Hem de gerekirse kuş paylaşımına girebiliyorsun. Bir bilgi aktarımı oluyor. Çünkü yaşı bizden büyük ve deneyimi de fazla bu işlerde. Yani kuşçuluğun güzel tarafı da bu arkadaşlar. Ya daha doğrusu en güzel tarafı bu. Bu dostların kurulmasına çok büyük vesile oluyor. Şimdi bizim damızlı kuşlarımıza gelince, Yavuz abi nasıl iş yapar mı bunlar? Göreceğiz, uçuruyor. Yavuz abi diyorum, şu bozdumanların yavrusunu al bir tane eşe vur. Yok diyor, uçurmadan diyor. Ben diyor koymam diyor kümese. Gerçi o da haklı. Çünkü bu yaşına kadar da bu tecrübe edinmiş yani. Biz mesela gerçi bilinen kuşlar ama aldığımız kuşlar. Fakat altlarını daha görmedik. O yüzden de zaten büyük sıkıntılar yaşayacağız. Çünkü çok kuşun da aman onu uçuralım, şunu uçuralım derken bayağı bir vaktimizi alacak. Çünkü çok damar kuşlar var. Farklı farklı damar kuşlar var. Ve bir tane uçurduğun yavruda da ya hiçbir şey anlayamazsın. En az kaçta? En az 3 takım yavru almak lazım. Öyle değil mi abi? En az 6 tane yavru uçuracaksın. Yani 4 tanesi, 5 tanesi. Yani 4 tanesi en az oynaması lazım. 4 tanesi oynarsa diyorsun ki bu damar tutar, bu damar olur diyorsun. Yani bu damar devam eder, olur yani. Mesela şimdi bir tane kuş aldın eline. İlk mesela baktığın özellik nedir? Sen gidip mesela mezatlardan kuş alıyorsun. Yok mezatlardan. Yani veya işte şeylerden. Ne bileyim işte, veya bir arkadaşının kümesinde var. Sana dedi ki ya bu kuş şöyle oynuyor, böyle oynuyor filan yani dedi sana. Yani biliyorsak altı sağlamsa yeterlidir. Ya uçuruz görürüz yani, bilmiyorsak. Ya bilmiyorsan mesela hani adam eline uçurma fırsatın yok. Eline kuşu aldın. Neyine bakarsın mesela ilk başta? Kuyruğuna, sağlığına. Mesela kanadında mesela neyine bakıyorsun abi? Teklerine bakarsın, hıstereklerine bakarsın. Ya işte onlar. Ayağına bakarsın yani. Yani mesela. Ya sabit zaten, bunları her yerden edinebilirsin bu bilgileri. Ya yok şimdi. Ayağı kısa olacak, yok işte hısterek bilmem biraz kısa olacak. Diyorsun ki herkes diyorsun bir yerden öğrenebilir ama ya şöyle bir şey var abi. Şimdi internette bilgi kirliliği çok. Anladın mı? Ben senin deneyimlerini arkadaşlara paylaşalım abi ki. En güzel deneyim uçup gözünde ya görmek. Ya o ayrı bir şey tabii. En o zaman büyük deneyim o. Zamanın varsa uçuracaksın, göreceksin. İşte ben de zaten ondayım. Diyorum ki adam dedi ki satıyor, uçurma fırsatı diyor. Adam diyor ki ya benim kuşum kardeşim şöyle oynadı, böyle oynadı ama şu an uçuramam dedi. Sen de kuşu beğendin. Yani daha doğrusu işte beğendin, o beğenin. Sen kendin alacaksın, uçuracaksın. Sen uçuracaksın gözünde. O beğeni işte telek diyorsun ki teleklerine bakarız diyorsun. Kanat yapısı, kuyruk yapısı, evet. Ayak uzunluğu.
Hepsi göğüs bunları kafesi, belirliyor. Göğüs şey kafesi var. Her şeyi belirliyor. Yani şimdi ben de mesela kuşa bakarken dediği bütün özelliklere bakıyorsun. Bak bir de şöyle bir özellik oluyor. Yani bir de içine sinecek yani aldığın hayvan. Diyeceksin ki ya bu benim kuş benim içime siniyor yani. Oynama ihtimali yüksek olan bir hayvana benziyor gibi düşünebiliyorsun. Çünkü benim mesela öyle bir hissiyatım oluyor kuşlarda. Genelde de yani doğru oluyor. İlla ki yanılıklarımız da oluyor. Yanılıklarımız da oluyor illa ki. Şöyle bir güzel bir yemlensinler de. Şimdi arkadaşlar kümesli bir tane şu bozdumanlardan Akatepe bozdumanlıyla şuradaki dişi ayna kuyruk bozdan, sazlı bozdan bir tane daha yavru düştü. Bunlardan bu yaz 2 tane yavru aldık. Bir tane de onlar ikisi de uçum kümesinde. Şöyle gel sen çık. Gel çık ben şu Arka tepe bozu alayım. Evet. Yine kuşlar yumurtalar. Yine arkadaşlar var. Yine kovalıyorlar yumurtaya. Şimdi kuşları büyük kümese daha almadık. Onları alacağız bu yaz inşallah. Şöyle şu yavrumuzu bir çekelim. Bakalım inşallah bu yavrudan umudumuz. Ha, dönüyorum. Arkasını dönüyorum. Aferin sana. Evet. Bakalım arkadaşlar bu yavruyu aldık. Babası oradaki arka tepe bozdumanlı. Anası da bu sazlı ayna kuyruk dişi. Bunlardan daha önce de arka tepe düşmüştü. Fakat arka tepeler yaşamadı. Sadece bu kaldı. Diğer yavruları düz olarak vardı. Sadece bu. Bu da büyük ihtimal bu da erkek bir kuş. Bakalım inşallah bu da uçacak inşallah orada. Kuşlarımızın durumları genel olarak böyle arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olursanız desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.